Evet, merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda divan ve halk şairlerinin lakap ve ünvanlarını göreceğiz. Şimdi, biz daha önce iki video çektik. Cumhuriyet döneminde tanzimattan itibaren yazar ve şairlerin, 30 yazar ve şairin ünvan ve lakaplarını gördük. Şimdi ne yapacağız? Tarık Hoca bir kıyak geçecek. Divan ve halk şairlerinin lakap ve ünvanlarını göreceğiz arkadaşlar bu videomuzda. Ama bir reklamı yapayım önce. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Bildirim zillerini açın ki bu güzel videolar devam etsin. Bakalım kimle başlayalım? Fuzuli. Arkadaşlar Fuzuli ızdırap şairi e, olarak karşımıza çıkıyor. Acı şairi, ızdırap şairi. E, biz ona hep şunu diyoruz. Aşık aşağı kavuşamıyor. O kavuşamamanın verdiği arkadaşlar ızdırap karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi o bu ızdıraptan nedir? memnun. Ee, onu söyleyelim arkadaşlar. Genelde buradaki aşk da ilahi aşk olarak e, karşımıza çıkıyor. Fuzul nedir? Hızdırap şairi. Devam edelim. Baki. Fuzuli'nin o dönemin 16. yüzyılın rakibi. Fuzuli ile Baki birbirine rakip. Fuzuli Azeri sahasında, Baki de İstanbul'da yaşıyor. Baki nedir arkadaşlar? Lakabı Sultan-ı Şuara. Hocam Sultan-ı Şuara nedir? Yav şairler sultanı. Cumhuriyet döneminde mesela Necip Fazıl'ın lakabı neydi? Ona da Sultanlı Şuara diyorlar. Yani Şairler Sultanı. Cumhuriyet döneminin Sultanlı Şuarası Necip Fazıl, Divan Edebiyatı'nın Sultanlı Şuarası Baki olarak karşımıza çıkıyor. Şehül İslam olmak istiyor fakat olamadan da göçüp gidiyor Baki. Nedim. Arkadaşlar Lale Devri şairi 18. yüzyıldaki Lale Devri şairi, beşeri aşka inanan, gerçek aşka inanan bir şair. Hatta Beşiktaş'taki evinde isyancılar tarafından, patronal isyancılar tarafından öldürüldü ya da dam, damdan düştüğü falan anlatılıyor. Tabi o işin paparazzi tarafı. Nedim deyince ne diyoruz biz? Nedim Lale Devri şairi, şarkı şairi, şarkının en önemli şairi kim? Nedim arkadaşlar Lale Devri şairi. Nabi. Nabi arkadaşlar hikemi şair. Öğrenci diyor ki hocam hikemi nedir yahu hocam hikemi nedir? Öğretici öğretici şair demek arkadaşlar. Yani Nabi 17. yüzyılda yaşamış bir hikemi şair hikmetli şair, didaktik şair, öğretici şair arkadaşlar. Eserlerin hepsinde bu öğreticiliği görürüz. Hayriye'de de vardır. Hayrabat adlı eserlerinde de vardır Nabi'nin. Nefi. Garibim Nefi. Hiciv şair yani heccaf. Hocam heccaf nedir? Eleştiren, hicveden. Arkadaşlar Nefi e saham kazasını daha önce konuşmuştuk biz daha önceki videolarında. Kader okları ya da kaza okları diye eleştirdim arkadaşlar. Oklarını kimseden esirgemez. Hatta e, 4. Murat'a kadar da eleştiri yaptı kaynaklarda geçer. E, Bayram ya yazmış olduğu bir hicivden dolayı idam edilir. E, saray burnundan denize atılır. E, nefi yani yazdığı hicivlerin kurbanı olur. Kaynaklarda ee, saray buna atıldı ve balıklara yem edildi anlatılır Nefi'nin onu da söyleyeyim arkadaşlar ee, bir ek bilgi olarak Hicim şairi Nefi yazık ne diyelim. Katip Çelebi arkadaşlar Katip Çelebi cihan numarasını biliyoruz keşfizununu biliyoruz ee, yazmayı çok seven bir e, divan yazarı Avrupalılar özellikle ona Hacı Kalfa lakabını koymuşlar. Hacı Kalfa. Edebiyatımızda Hacı Kalfa'yı görürsek ne olacak? Katip Çelebi hemen ee, işaretleyin. Merak etmeyin arkadaşlar. Doğru bilgimiz olur. Yunus Emre. Arkadaşlar 13. yüzyılda yaşamış. Anadolu'ya tekki şiirini getirmiş. Tasavvuf şiirini getirmiş bir şair. Biz ona ne diyoruz? İlahi şairi kim? Yunus Emre arkadaşlar. Karaca olan. Arkadaşlar güzellemeleriyle, koşmalarıyla meşhur. Güzelleme şairi olarak adlandırırız biz. Hani Elif diye diye başlayan bir şiiri var. Onun şiiri ne demiş şiirine benzer. İkisi de gerçek aşkı, beşeri aşkı, insan aşkını ele alır. Karaca olan eşittir nedir? Güzelleme şairi arkadaşlar. Aşık Ömer eee ...üstad olarak anılır. Şimdi öğrenciler bana diyor ki... ...hocam neden üstad... ...neden üstad olarak... ...anılıyor Aşık Ömer? Çünkü divan edebiyatının... ...özelliği olan aruzu halk edebiyatında en iyi kullanan şairlerden biridir. Divan edebiyatının özelliklerini e, halk edebiyatına getiren, aruzu kullanan, Beyitle şiir yazan bir aşık Ömer çıkıyor karşımıza. Lakabı neymiş? Üstad. Sınavda halk edebiyatında üstad lakaplı diye bir şey sorulursa neyi işaretliyorsunuz? Aşık Ömer'i işaretliyorsunuz arkadaşlar. Evet son olarak Köroğlu. Hani bu Bolu Bey'ine karşı çıkan ee, zalime karşı çıkan e, mazlumun yanında olan kim? Köroğlu. Arkadaşlar o da nedir? Koçaklama şairi olarak çıkar karşımıza. Koçaklama ustası. Koçaklama şairi olarak çıkar. Edebiyatımızda en iyi koçaklamaları yazan şairlerden biri kimdir? Köroğlu'dur arkadaşlar. Evet. Bu videomuzu da burada bitiriyoruz. Videoların devam etmesini istiyorsanız Tarık Hoca'nın kanalına abone olun. Ee, bildirim zillerini açın. Yorum ve beğenilerini de unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, iyi testler arkadaşlar.